Burası Kadıköy. Burası son 20 yılda birçok önemli sol bek ev sahipliği yaptı. Bu semtin yolundan dünya yıldızı Roberto Carlos da geçti. İkonik hücumcu André Santos da. Ümit Özat kaptanlığını yaptı bu takımın. Gökçek ve Ederson parıldadı. Caner Erkin asist rekorları kırdı. Ancak tıpkı santrafor pozisyonunda olduğu gibi yıllardır sol bekte de ağrı bir türlü geçmedi. Takımın jokeri Ferdi Kadıoğlu büyük bir fedakarlık yaparak sol beke evrildi. Elinden geleni yaptı ama Jorge Jesus dahil herkes emindi. Bu bölgenin güçlendirilmesi gerekiyordu. Adı 2 sezondur Türk kulüpleriyle sık sık anılan ve uzunca bir süre gündemde kalan Ali Yoskin'in tüm olumlu ve olumsuz özelliklerini bulabileceğiniz video Futbolu Artı 1 ile başlıyor. Karşınızda bol bonuslu kısa paslar 100 saniyesi. ...1992'de Makedonya'nın Prilep şehrinde dünyaya gelen Ali Yoski kariyerine 2003 yılında Young Boys'da başladı. Kariyerine yine İsviçre'de devam etti. 2013 yılında Schaffhausen'e kiralandığı ilk gelişimini burada gösterdi. 3 senelik maceranın ardından kiralık olarak 2016'da bir başka İsviçre ekibi Lugano'ya gitti. Bütün dikkatleri de üzerine burada çekmişti. 54 maçta tam 20 gol ve 16 asist yapmış, 36 gole doğrudan katkı sunmuştu. Bir bek için muhteşem bir hücum performansıydı. Kiralık geçirdiği bu sezon Ali Yoski'ye yaradı ve haliyle de İngiltere'deki scoutların bir hali dikkatini çekti. O dönem Championship'te yer alan Leeds United bu takımların başında geliyordu. İngilizlerin köklü kulübü Ali Yoski için 2,5 milyon euro ödemişti. Macar solbek buradaki ikinci sezonunda tarihin gelmiş geçmiş en özel teknik direktörlerinden Marcelo Bielsa ile tanışacak ve futbol tarzını olgunlaştıracaktı. Leeds formasını 169 kez giyen Ali Yoski 22 gol ve 19 asist yaptı. Yani hücumcu özelliği devam etti. Bielsa onu sahanın her yerinde kullandı desek abartmış olmayız. Sol bölgelerin tamamında, ileride, arkada 8 numara bölgesinde, zaman zaman 10 numarada bile oynadı Ali Yoski. Bunun sebebi özel bir top tekniğinin olması ve Bielsa'nın taktiksel tedrisatından geçmiş olması. Alan paylaşımı, geçiş oyunları ve top dominasyonu konularında bir dahi olan Bielsa, beklerini çok kritik bir rolde kullanıyordu. Öyle ki Pep Guardiola'nın City'si topa hakim olmayı seven pas futbolunu benimsemiş bir takım olmasına rağmen City, Leeds United kapışmasında topun daha fazla olduğu taraf Bielsa'nın takımı oluyordu. Bu düzende de Ali Yoski bir sol bek olarak sık sık geçiş oyunlarına katılarak alan değiştiriyor, top dağıtıyor. Atımında da önemli bir rol üstleniyordu. Tüm bu özelliklerle aslında Ali Yoski'nin modern futbolun zirvesinde City, Liverpool, Münih gibi bir takımda oynaması sürpriz olmazdı, ancak herkes gibi Ali Yoski'nin de kusurları vardı. En büyük problemi süreklilik ve disiplin olan Ali Yoski, gergin bir futbolcu yapısına sahip. Sık sık hakeme itiraz eden, rakip oyuncularla da trash talk yapmayı seven, saha içinde agresif bir karakteri var. Bu da onun çok kart görmesine, sürekli faul almasına ve oyunu yavaşlatmasına sebep oluyor. Geçen sezon Arabistan Ligi'nde bile 7 kez sarı kart görmesi bunun kanıtı. Ancak tabii ki Lugano, Melo, Quaresma gibi asi futbolcular Süper Lig'de taraftarları tarafından hep sevilmiştir. Bu onun için artı bir katkıya dönüşebilir. Leeds'ten beklediği kontratı alamayan Ali Yoski ilginç bir karar vererek Arabistan'ı tercih etti. Buradaki tek sebep paraydı. Madem en yüksek seviyeye çıkamıyorum bari kazanayım dedi Ali Yoski. Ancak Arabistan'da da mutlu olamadı ve Fenerbahçe'nin teklifini hızlıca kabul etti. Ali Yoski için Fenerbahçe kadrosunda en büyük artı olabilecek noktaysa hem üçlü savunmada hem de dörtlü savunmada olabileceği, özellikle yeni transfer Luan Perez'in iyi bir üçlü hat savunmacı olması, pasör yönü Ali Yoski'nin savunma tarafını kapatabileceği gibi hücumda da oldukça etkili olabilir. Üstelik Ali Yoski'nin gelmesiyle Ferdi de bu sayede gerçek mevkilerine geçecek ve takım rotasyonu iyice genişleyecektir. Avrupa futbolunu özleyen ve yeniden kendini kanıtlamak isteyen Ali Yoski artık sarı lacivertlerin sol tarafından sorumlu olacak. Çubuklu formaya bir yıllık kiralık olarak evet diyen Ali Yoski yıllık 1.2 milyon civarında da maaş alacak. Peki siz Fenerbahçe'nin Ali Yoski transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu transfer sizin içinize sindi mi? Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. 3 yeni sezon formasından birini kazanmak için de kısa paslar Instagram'daki posta bekleriz. Futbol Artı 1 ile video sona eriyor. Burası kısa paslar. Hoşçakalın.